Gönül, bir tek bebek gelmiyor, annem de geliyor. Niye geliyor ki ya? Tatsız bir şey yapmasa. Niye gelmiyor? O benim annem. Sevgi, ne işin var senin burada? Niye gelmeyecekmişim? Kızımın düğününe geldim. Bir tatsızlık çıkarmayacaksınız yani, öyle mi? Ben bundan sonra kötü anne olmaktan vazgeçtim. Size sıkı bir dünür olacağım, haberiniz olsun. E hoş geldin dünürüm. Hadi öpüşüp sarılın bakalım. Hadi Şükrü. Güpe Gündüz doğuracak galiba. Ya Güpe Gündüz de demek Leman. Bebeğin vakti zamanı mı olur? Sancılandı galiba. Bekle biraz. Murat, sancılanan Canan. Unuttun galiba. Pardon ama sancıyı veren de benim çocuğum. Sen de bunu unutma. Ay, fena ağlıyorum ben. Leman. Leman. Leman kendine gel. Bak kasten yapıyorsan hiç hoş değil Leman. Abla iyi misin ya? Bakın bu şartlarda bu nikahı kıyamam ben. Bu bayanın acilen hastaneye yetişmesi gerekiyor. Sakın. Kesinlikle olmaz. Bu nikah şimdi kıyılacak. Ya Canan, sen bu haldeyken ne nikahı Allah aşkına? Gönül. Hayatım boyunca birilerinin mutluluğuna mani oldum ha? Sen beni düşündün. Kimse beni resmi olarak tanımazken sen tanıdığın nikah şahidi yaptın. Ya şimdi senin mutluluğuna mani olamam. Dayanabilirim. Bu nikah şimdi kıyılacak. Ama hanımefendi. Kıy dedim şu nikah. Memur bey amca inat etmedi. Kıy şu nikah hadi. Hadi hadi herkes nikah pozisyonunu alsın. Pekala. O halde ben de nikah işlemlerini başlatıyorum. Aç kızım bacaklarını, rahatlarsın. Uzat aç. Bunu soyadınız. Gönül Kara. Sayın Bay, adınız soyadınız. Metin Kaygısız. Sayın Şahitler, adınız soyadınız. Ya abicim orada yazıyor işte teker teker okul müsameresindeki soracak mısın? Hadi hadi. Abicim hadi, kardeşim geliyor. Çabuk ol biraz hadi. Sayın Bayan Gönül Kara, siz hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan Sayın Bay Metin Kaygısız'ı şahitler ve değerli misafirler huzurunda kocalığa kabul ediyor musunuz? Bay Metin Kaygısız. Aha, tamam kabul ediyorum. Evet. Ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... Dayanamıyorum! Dayan nereye kadar zaten ya? Ya belediye abimin düğününe niye karışıyor? Önce açtı çukurları doldursun kardeşim, be. Hadi kardeşim hadi, bak biz total şahidiz. Ay yukarı Allah şahit kardeşim, evet, hadi. O halde ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Buyurun, elini öpebilirsiniz. Hadi. Aslı ablanı kucaklayabilirsin. Efe arabaya getir kardeşim hadi. Abi ben araba falan getiremem. Borcu daha yeni bitti. Arabayı falan bırak, hemen gelin arabasını. Hemen gelin arabasını. Çekil çekil çekil. Kalk. Kolunu bana ver. Bırak. Kolunu bana ver. Dur. Yavaş. Hadi. Hayır. Gelin öptüğünü görmek istiyorum. Abla saçmalama, gidiyoruz hadi ya. Hayır dedim. Orkestra. Çal kardeşim çal. Abicim bence sen hiç kornaya falan basma yani, camı açalım. Canan abla zaten siren gibi bağırıyor. Canan nedir durum, geliyor mu? Sen beni bırak Metin, nasıl biz geliyor muyuz? Canan yolu yaraladık güzelim, yolu yaraladık. Bak ileriden kestirmeye gireceğim, dayan. Araba! Lan yürüsene hayvan herif! Ya Metin abi kusura bakma, sen daha Efe gibi arkana baka araba kullanıyorsun yani. Efe gibi mi? Efe? Efe araba mı kullanıyor, arkasına baka ehliyetsiz bir de. Nereden çıkartıyorsun şimdi bunları? Ya Metin abi, oto yıkamada arabalar ileri geri alıyor ya, onu diyorum ben işte.
Ha, sadece ileri geri yani. Ya abi bırak ileri geri konuşmayı da hadi şu kızı hastaneye yetiştirelim, çıkacak şimdi ya. Tamam yetiştireceğiz yavrum, yetiştireceğiz de. Sen bu ehliyetsiz araba kullanmalar bilmem neler biraz fazla oluyor Efe. Yavaştan Urla yollarına devam et sen diyorum ha. Ya, abi dur, dur. Ne oldu be? Kırmızı yandı, polis çevirmesin sonra. Oğlum ben neyim? Polisi niye çevirsin ya? Çevirse de geçeriz. Abla. Yok çocuklar para var, dağılın. Abla aşağı ya, yok diyorum, polis konuşuyor, dağılın hadi. Anne polisi bedim, verin şunları 3-5 kuruş. Ay Ayşe Hanım, onlar çoktan varmıştır bile. Kız doğuracak, az daha hızlı gitsin. Ya Osman Bey, Arşiyan'da mehtaba çıkmış gibi aheste aheste gitmesene, hızlan biraz. Sürat felakettir efendim. Duymadınız bunu hiç. Canım duymasına duyduk da ama 60'a da gidilmez ki. Eğer süremiyorsan çek kenara, ben süreyim. Çekemem efendim. Benden başkasına dünyalar güzeli kızıma el sürdüremem. Tövbe estağfurullah. O zaman söyle o senin gibi bir tekir çukurda kızına. Eğer hızı gitmezse arkadaki hanımın kızına yetişemeyeceğiz. Sür! Sen benim kızıma bir ayağı çukurda mı demek istiyorsun? Evet. Halt etmişsin sen. 18'inde o, 18'inde. Şimdi görün bakın. Aaaa! Ya şurada zartlar var. Nerede ya? Ha, buradalar. Ver hadi ver. Al abi ver. Alın şu. Hadi bakayım çocuklar, alın şunları. Ha. Hadi. Tamam canım. Yalla. Abi, şimdi çocuklar zartlar açmadan hemen topuklamamız lazım. Niye o? Para mara yok zarfların içinde, hepsi kağıt dolu. Ulan onlar da mı sattı Efe? Onlar da mı yedin? Abi ben yapmadım ya, babam yaptı. Bunlara para mı yeterdi? Değil mi? Koydu ya. Hadi. Yani balayınızı hastanede geçireceğinizi hiç bilmiyordum doğrusu. Nasıl? Odalar güzel miymiş bari? Şöyle deniz manzaralı bir oda ayırtsaydınız. Arkadaşımız o bizim anne. Hem kimle bilsin canım kızın 1,5-2 ay önceden doğum sancısını tutacağını. Metin de bir hoş ama kızım. Yani onca araba, onca insan dururken ayol damat olarak sana mı düştü kızı hastaneye yetiştirmek? Ha öyle değil mi ama? Aslan damadım benim. Böyle günde bile başkasının iyiliğini düşünüyor. Gülürüm. Dört dörtlük bir evlat yetiştirmişsin vallahi. Bravo sana. Oğlan dört dörtlük de ama orkestra şöyle 9-8 bir şey çalıp da biz de kurtlarımızı dökemedik ki. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Neyse artık canım. Düğün geçti bitti. Kızım balayla nereye gideceksiniz? Metin bir şey söylemedi daha. Ben bu işi aranızda konuşup hallettiniz diye biliyorum kızım. Sen Metin'e bir şey sormadın. Sormadım efendim. Yani bir bildiği vardır, belki sürpriz yapıyordur filan diye kurcalamak istemedim. Ben sana söyleyeyim kızım. Gelin arabasını doğuma gittiği düğünde... artık siz de gerdeğe Taksim ilk yardımda girersiniz. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Normali bir kızım. Yeni yılın ilk günü gelin arabasıyla doğuma gider. İlk siz varsınız herhalde. Ya Metin abi böyle ara sokaklara falan girdik ama sen buraları biliyor musun ya? Hüseyin buralar kestirme, şimdi ileriden sahil yoluna bağlanacağız. Çok sıkışıklı, gördün ya aşağısı. Allah'ım ya, yılın ilk günü nereden çıktı bu şimdi? Ne bileyim, alacağım bebek geliyor. Tamam hayatım, tamam. Tamam halledeceğim. Dayanamıyorum artık. Bir tane görüyor, Allah duydu sesimizi. Hem de gelin aramasın. Düğüne mi gideceğiz Ercan? Ya bu adam ne yapıyor abi? Önümüze bastığına kornaya çekilsin. Hayırdır kardeş? Ya hala almaya diye çıktık. Hanımın sancısı tuttu. Bebek mi geliyor, ne oluyor? Bebek mi geliyor? Hay Allah'ım ya. 10 dakikadır buradayız. Ne bir araba ne bir taksi. Ya biliyorum düğüne gidiyorsunuz da hastaneye önce bizi bir hatırlarsanız. Abi ne düğünü, bizim de hamilemiz var, biz de hastaneye gidiyoruz. Fatoş uygun mu? Yalnız değil misiniz? Kalk. Dur. Abi tamam da arabada 5 kişiyiz, nasıl sığacağız? Yahu ben yetişirim, önce karını yetiştirin siz. Sen öne gel, yanıma gel birader. Artık yolda başka hasta, yaşlı, çocuklu falan görürsek onları da bagaja kapıda demeyeceğiz, yerleştireceğiz. Hadi. Kay. Abicim siz niye geliyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Amirimize ilk dansını ettirmeden çeker gidersek gözümüzün yaşına bakmaz, alır bizim ifademizi abla. Sen amirimin kardeşinin yavuklusu değil misin? Yavuklusu değil. Ben daha çok kavuklusuyum. Yani ben kavuklu, o pişeker. Şeker. Ben ondan biraz büyüğüm. Ya bana bakın, çalacaksanız düzgün caz çalın. Bana öyle arada caz yapıp benim canımı sıkmayın. Ben sizin ne amirinize ne de abinize benzerim, tamam mı? Yoksa ocağınızı söndürürüm valla. Sen de hiç göründüğün gibi değilmişsin be kızım, helal. Öyleyimdir abicim, öyleyimdir. De daha kimse benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor.
zaten. Neyse abi hadi sür sen de ya. Benim canımı sıkma hatırlatıp. Of!